Arkadaşlar merhaba. Seat Ibiza 1.0 Evo ile karşınızdayım. Piyasanın en dolu baz donanımlı aracı olarak görünüyor. Biraz mantıklı bir seçenek gibi. Bakalım gerçekten almaya en mantıklı, parasının hakkını en çok veren araç mı? Baz donanımlı, style donanımlı bir araç. Motoru biraz soru işareti gibi ama donanım olarak çok çok iyi. Gerçekten mantıklı bir seçenek mi? Bu videoda bunu konuşacağız, tartışacağız. Siz de fikirlerinizi tabii ki alt tarafa yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi çok detaylı bir video olacak. Seat Ibiza ile ilgili aklınıza ne kadar soru işareti varsa hepsini bu videoda bulacaksınız. Ibiza ülkemize tek donanım seviyesi style donanım ve iki farklı motor seçeneğiyle geliyordu. Bir tanesi 1.0'lık atmosferik manuel şanzımanla, diğeri de turbo benzinli TSI motor. 7 ileri DSG şanzımanla alınabiliyordu. Buna üçüncü bir seçenek eklendi. 1.5'lik 150 beygirlik Leon'dan da tanıdığımız motor arkadaşlar. 150 beygir 250 Newton torka sahip olan FR donanım seviyesi geldi. Ülkemizde biliyorsunuz uzun zamandır hatchler, böyle küçük segmentte hatchlerimiz gelmiyordu. Belki de onun yerini böyle çıtır olarak doldurabilecek bir motor, şanzıman. Teknik detaylar bölümünde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ufak bir giriş yapmış olduk. Şöyle aracın ön yüzünden detaylarına başlayalım. Standart olarak LED farlarla geliyor. Artık bu LED farları üretmek normal halojen farları üretmekten daha ucuz arkadaşlar. O yüzden birçok üretici araçlarını bu basic LED dediğimiz standart LED farlarla gönderiyor. Alt tarafta sis farı olması güzel. Çünkü birçok üretici başlangıç seçeneğinde sis farı kullanmıyor. Aracın tamponumuzun altında bir detay da, hani en mantıklı seçeneklerden biri dedim ya arkadaşlar, onu mesela gösteren şehir içi aktif güvenlik sisteminin bu araçta standart olarak gelmesi en Mazda donanımda. Hem şerit takibi hem de önünüze biri atlarsa, bir şekilde acil bir durum olursa araç kendi kendine frenleme yapabiliyor. Bu logonun etrafındaki parça mesela parlak siyah olarak yapılmamış ama plastik olarak bırakılmış. Bir detay, şöyle yakından da bir göstereyim size. Şöyle tam açıyla görün. Yana doğru gelirsek hemen bir lastik jant ölçümüze bakalım. Burada kapak değil de alışımlı jant olması güzel bir detay arkadaşlar. 185, 65, 15 ebatında alışımlı jantlarımız var. İzolasyon malzememiz uygulanmış plastik olarak. Şöyle bakın, sinyallerimiz aynamızda. Güzel detay. Motor hacmine göre, yani beygire göre arkada disk veya kampana oluyor. Bu başlangıç seçeneği olduğu için burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kampana uygulanmış. Ama daha güçlü versiyon alırsanız arka tarafta disk frenlerle geliyor. Burada da yine aynı şekilde büyük bir izolasyon malzemesi uygulanmış. Şöyle göstereyim size. Burada plastik bir izolasyon malzemesi var. Arka tarafta bakın eski kasayla, yani makyajsız olanla benzer bir tasarım var. 3 tane park sensörümüz var. Tabi biraz maliyet, bir tanesini her araçtan çıkarınca 4 tane de bir araç kârı yapılmış oluyor. Bir difüzörümüz var. Bu da güzel bir detay arka tarafta. Tabi araç yanal olarak da dar olduğu için 3 tane de yeterli oluyor. Seat logomuzu şöyle yukarı doğru kaldırdığımızda ya hemen bagajımız açılıyor. Çok hafif bir bagajımız var. Yani şu menteşeler gerçekten gayet güzel kaldırıyor. Hani şöyle hafif şuradan, bakın şuradan bıraktığımız anda rahatlıkla yukarı kalkıyor. Bayanlar için çok güzel bir detay olduğunu söyleyebilirim. İçeri doğru bakalım. Burada tam 355 litrelik bir bagaj hacmi var. Bence bu sınıf için yeterli ölçülerde, hatta fazla da diyebiliriz. Şöyle bir ilk yardım setimiz var. Fermuarı açıkmış. Bakalım, yedek lastiğimiz de var arkadaşlar burada. Tam boy. Alışımlı jant değil. Alışımlı mı? Değil. Bunu göremiyorum. Ama değil arkadaşlar, saç jant. Burada herhangi bir göz yok veya sabitleme için hani bir bant yok ama bakın, sabitlemek için burada bir halkalar yapılmış. Poşet askılığı için de buraya yer yapılmış. Poşet askılığı olması da güzel detay. Şurada sağ tarafta burada bir aydınlatma lambamız var. Burada tabii ki baz donanım olduğunu burada hissediyoruz. Neden? Bakın, kapı kollarımızda herhangi bir kaplama veya buradaki detaylarda herhangi bir kaplama malzemesi yok. Tamamen plastik buralar. Aynı tarzda içi de boş gibi. Güzel bir detay. Mesela 6 tane hoparlörümüz var. 4 hoparlör, 2 tweeter şeklinde. Arka camlar da otomatik. Çünkü olmayanlar da var arkadaşlar bu sınıfta. Mesela Clio gibi arka camlarımız otomatik değil. Yani diz mesafesi şöyle 5 parmak kadar burada bir diz mesafesi var. Hatta fazlası var yani şöyle kaldığımda. Ön koltuğu ben kendime göre ayarladım. Boyum da 1.82 arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şurada, yani şöyle yanlamasına, örneğin 1.85 burada sınır.
Onu da söyleyebiliriz. Ama diz mesafesi gayet iyi. Ondan yana bir sıkıntı yok. Burada büyük bir şaft tünelimiz var. Burası bayağı yüksekmiş. Şöyle bir karıştan bir karış. Yani benim bir karışım arkadaşlar. Şöyle bir yükselti var. Burada bir göz var. Tabii bu donanımda burada bir kolçak gelmediği için arka tarafa bir göz yapılmış. Arkadaki kullanıcılar için buraya bir çakmaklık kullanıldığını söyleyebiliriz. Buraya bir herhalde telefon şarj ünitesi takılıp arka tarafta burada telefonu şarj edebilir. Buraya da telefonumuzu koyabiliriz. İlk önce benim aklıma o geliyor açıkçası. Burada bir cep yok. Şu arkalarda cep olsaydı standart donanımda hani bunu beklerdim açıkçası. Burada tabii bir kolçağımız da yok arkadaşlar. Kolçak tabii olmaması normal. Onu açıkçası yadırgamadım. Video nasıl gidiyor? Tabii kanalın daha ilerlemesi için beğenip yorum yaparsanız ve halen kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Şimdi devam edelim. Ön tarafa geçeyim. Ön tarafın detaylarını anlatayım. Küçük bir özellik göstereceğim. Arkadaşlar bakın belki de ilk defa görmüş olacaksınız. Ve motor detaylarını da yine ön tarafta anlatacağım size. Hadi devam. Topkapı sevenler için gayet güzel bir araç. Bakın detayları gayet güzel. Şimdi kontağımızı açtım. Ben size burada katlanabilen aynamızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi elektrikli olarak katlanabiliyor. Bunu tekrar geri çevireyim. Şu kontağı kapatayım tekrar ki ötmesin. Güzel detay. Burada yumuşak malzeme kullanılmış. Arka tarafta sert dediğim yer burası yumuşak. Keşke arka tarafında en azından şurasını da yumuşak yapsalarmış. Ama bazı donanım olarak hani çok fazla da eleştirmiyorum. Size bir detay söyleyeceğimi söylemiştim. Bakın şimdi bu far kumandaları şöyle sıfır konumundayken içeri doğru bastırdığınızda şöyle hafif oto moduna çevirdiniz arkadaşlar. Kendinize doğru çevirdiniz mi? Bakın olduğu yerden çıkabiliyor. Böyle bir kilitleme mekanizması yapılmış durumda. Bunu kendi yerine batırıp doğru geriye doğru çekebiliyorsunuz. Şu an aracın fiyatı 314.000 civarında bir liste fiyatı var. Tabii ki size özel bir kampanyamız var arkadaşlar. Şu an yani 301.000 gibi bir fiyata Seat bayisi olan Keleşler Otomotiv, Kocaeli bayisi Keleşler Otomotiv'den bu aracı alabilirsiniz. Tabii pazarlık yapma işiniz biraz kuvvetliyse daha da uygun fiyata alabilirsiniz. Nadir araçlarda bu videoyu izledim ve orada görüp geldim derseniz arkadaşlar size özel bir fiyatta verilecektir. Tabii ki bu videoyu aylar sonra seyrediyorsanız tabii ki bu fiyat değişecektir. Bugün ayın kaçı? Onu da söyleyeyim. 15 Şubat arkadaşlar. Yakın tarihte inşallah gelirseniz güzel fiyatlara bu aracı satın alabilirsiniz. Güzel, mantıklı bir araç gibi görünüyor. Beni şaşırtmaya da devam ediyor. Bu direksiyon detayını ben çok sevdim. Bakın baz donanımlı bir araç bu. En boş versiyon. Dijital klima var. Burada 8,5 inçlik bir multimedya ekranı var. Yani baz donanım. En son Clio videosu çekmiştim. Baz donanımda hani manuel klimayı vardı tabii ki orada. Ama burada bırakın ekranı arkadaşlar hani böyle eski düğmeli bir multimedya diyelim. Hani öyle bir şey vardı. Çok kötüydü onun ekranı. Hani buraya bir şey takılmış olmak için orada vardı. Bu araç bence mantıklı bir seçenek gibi duruyor. Şöyle sol tarafa doğru bakarsak üst donanımda FR'da bunun içerisi kırmızı oluyor ve aydınlatma oluyor arkadaşlar. Şu içlerde ambiyans aydınlatma yanıyor. Şuralarda ambiyans aydınlatma oluyor FR donanımda. Çok güzel detaylar. Şurada gümüşümsü böyle mat ama arkadaşlar böyle pürüzlü bir yapı yapılmış. Yani şuradaki malzeme aynı şekilde devam ediyor. Güzel bir detay, farklı bir detay. Çok fazla gördüğümüz bir materyal değil. Şu üst taraflar güzel, yumuşak bir malzemeyle yapılmış. Şöyle bu uzun zaman sonra pek çatlar, kırılır, patlar şeklinde bir malzeme gibi durmuyor. Böyle bir farklı bir materyal arkadaşlar. Hoşuma gitti açıkçası. Güzel bir detaymış. Onu beğendim. Şöyle göstergelerimiz demeden önce şu anahtarımızı da size bir göstereyim. Bakın bu baz donanımda, stal donanımda burada herhangi bir anahtarsız giriş veya çalıştırma yok. Zaten beklemiyordum açıkçası. Onu da olsaydı artık şok üstüne şok olmuş olurduk. Şöyle arabayı fazla mı övüyorum gibi geliyor. Fazla övme değil de biraz hakkını verelim. Yani bence bu fiyata alınabilecek iyi araçlardan biri. Burada bakın menüler arası geçebiliyoruz. Asistanların olması. Şöyle baktığınız, bakın burada hız sabitleme, line assist, hız sınırlama, front assist. Bunlar arkadaşlar
varlığı bile gerçekten güzel detaylar. 8,5 inçlik bir multimedya ekranımız var. Direkt ana menüye böyle girebiliyoruz. Bakın asistanları yine burada görebiliyorsunuz. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Telefon burada bağlanabiliyor. Ay maşallah. Bunun sesini nasıl açmışlar ya. Ben de korktum. Buradan radyo, multimedya, bluetooth verilerini buradan işte sık kullanılan radyo, medya buradan bağlanabiliyorsunuz. Radyo olur. Burada görebiliyorsunuz. Telefon, burada direkt mobil bağlantı, Android Auto ve Apple CarPlay burada rahatla görebiliyorsunuz. Direkt sürüş asistanları, lastik servis, mesajda ne varmış? Yakıt yok herhalde. Evet, yakıt yok. Araç bilgilerini, çekiş kontrol, front assist bakın buradan kapatıp açabiliyorsun. Hem kısa yolların olması, hem dokunmatik olması, hem bir anda oraya ulaşılabiliyor olması güzel detaylar. Havalandırma menfezimiz bir bütün halde getirilmiş. FR donanımda dediğim gibi hem burası kırmızı hem de ambiyans aydınlatma buraya geliyor. Bakın çift taraflı burada dijital klimamız var. Gayet güzel bir detay. Şu fanı hızını hemen kısalım çünkü çok fazla ses geliyor arkadaşlar. Şu Science'a bastığınız anda iki tarafı da aynı anda hareket ettirebiliyorsunuz. Şöyle biraz havalandırmamız gelsin. Konuştukça içerisi ısınmaya başladı. Burada iki tane USB tip C'miz var ve buraya telefonumuzu rahatlıkla koyabileceğimiz bir alan var. Burada merkezi kilit ve start stop off düğmemiz var. Gördüğünüz gibi 5 ileri şanzımanımız ve bu şanzıman çok kısa, şöyle çok rahatlıkla sportif bir geçişler sunuyor bize. Tabi 80 beygirlik aracın ne sportifliği abi ya diyebilirsiniz açıkçası, ama şanzıman öyle, en azından öyle hissettiriyor. 2 bardaklık var burada, bir göz daha var ve arka tarafa gördüğünüz gibi burada da bir göz var. Arka tarafta burayı göstermiştim. El freni deri kaplı. Yine vites topuzumuz deri kaplı, direksiyonumuz da deri kaplı olması bu aracın sanki baz donanım değil de daha yüksek donanımlı bir araç olduğunu bize hissettiriyor. Burada da aynamız da otomatik olarak kararabiliyor. Burada dışarıda bahsettiğim kamera sistemi var. Aynamıza bakalım. Işıklandırması yok arkadaşlar burada. Bakalım diğer tarafta, yolcu tarafında da ışıklandırma yok. Evet. Arka tarafa bakalım. Tavanda da ışıklandırma yok arkadaşlar ve kolçaklar yok burada. Hava yastığı, 6 tane hava yastığımız var. Hem yan hem de perde hava yastıkları da standart olarak geliyor. Koltuk kapalıkları bu şekilde. Koltuklar, yanal destekleri orta düzeyde, daha çok konfor odaklı olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi motor detaylarına gelelim. Bir de yakında bir sürpriz Kocaeli bu keleşler otomotivi için bir sürpriz olduğunu söyleyebilirim, ama şu an için resmileşen bir şey olmadığı için Instagram'dan ve YouTube'dan arkadaşlar beni takipte kalın. 15 gün içerisinde, hadi onu da söyleyeyim, 15 gün içerisinde bu haberi vereceğim. Kocaeli Keleşler Seat ve Skoda bayi ile ilgili güzel bir haber gelecek arkadaşlar. İçinde bulunduğum bu araç 1.0 Evo ismi verilen bir atmosferik motor, 80 beygir ve 93 Nm torka sahip. 0-100 hızlanmamız aracın sportif görünümüne pek uygun olmayan 15.3 saniye. Maksimum hızımız da 170 km. Ama bizi performans olarak değil de yakıt olarak biraz güldürüyor. Fabrika verileri tabii ki 4.2, 4.7, 5.6 tüketim değerleri var. Yani ortalama 4.7 litrelik bir değer sunuyor bize. Bu da böyle bir araç için bence gayet İyi bir değer arkadaşlar. Bunun otomatik istersek aynı donanımda TSI motorumuz var. 1.0 110 beygir ve 200 Nm torka sahip. 7 ileri DSG şanzımanını alıyoruz. İşte buna sportif bir araç diyebiliriz. 0-100 hızlanması 10.3 saniye. 195 km'lik son hız var. Bu fabrika verileri. Yakıt tüketim ortalaması da 4.4, 4.8 ve 5.5. Yani atmosferik 4.7 de turbo benzinli TSI motor. 4.8'lik bir ortalama tüketim var ve bizi heyecanlandıran hatch arabamız diyelim arkadaşlar. Herhalde gençlerin favorisi olur. 1.5'lik TSI FR donanımla gelen bir yeni Ibiza'mız var. Yakında o araçta bayilerde olmaya başlayacak. İnternet sitesinde görüyoruz ama henüz bayilere gelmedi. Bu araçta bildiğimiz gibi Leon'da kullanılan motor 150 beygir ve 250 Nm torka sahip. 7 ileri DSG şanzımanla geliyor. 0-100 hızlanması gayet iyi bir değer. 8.1. Son hızı da 216 km, ki buna bir yazılım atılırsa arkadaşlar bu 7 belki de 7'nin de altındaki hızlanmalara inebilir. Gerçekten güzel bir araç olur diye düşünüyorum. Burada yakıt tüketim değerleri 4.4, 5.0, 5.9. Yani gayet iyi. Hem yakıt olarak da
iyi. 5.0 ortalama tüketim. Hem performans olarak da gayet güzel değerlere ulaşabilir. 17 ve 18 jant seçenekleri de olacak. Keleşler Otomotiv'in iletişim bilgilerini alt tarafa bırakacağım. Dediğim gibi yakında bir sürpriz bir şey olacak. Takipte kalın. Hem Instagram Nadir Araçlar arkadaşlar kanalımız oradan hem de YouTube kanalımızdan yakında bu haberi de size paylaşacağım. Kocaeli'nde ilk olacak inşallah. Onu da yine Nadir Araçlar tarafından size dağıtımını yapmış olacağız. Anlatacağız inşallah. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala halen abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.